ashab-ı kirama dil uzatmak, Allah Teala'nın peygamberinde sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmak olur. Ashab-ı kirama saygı göstermeyen Allah'ın Resulüne iman etmemiştir buyuruldu. Çünkü onların kötülenmesi sahiplerinin, efendilerinin kötülenmesi olur. Böyle yanlış itikada düşmekten Allah Teala'ya sığınırız. Şimdi sahabelere yalancı diyorlar. Hadisleri bize kim getirdi? Sahabeler getirdi. Muhammed Aleyhisselam'ın talebeleri getirdi. Peki bu Kur'an'ı bize kim getirdi? Aynı sahabeler getirdi. Aynı sahabeler. Mealciler diyor ki Macron Müslümanları, biz Kur'an'a, sahabelerin getirdiği Kur'an'a inanırız. Her ayetine inanırız. Ama hadislerine inanmayız. Çünkü sahabeler Kur'an'ı getirirken doğru söyledi. Hadisleri naklederken, yazarken yalan söylediler. Ya siz nasıl bir sahtekarsınız? Nasıl bir münafıksınız? Aynı sahabeler, getiren insanlar aynı. Hadis nakillerindeki, senetlerdeki isimler aynı. Kur'an'ı toplayanların isimleri aynı. Bunu toplarken doğrucu, hadisleri toplarken yalancı mı oldular? Sahtekar herifler. Muhammed Aleyhisselam'a olan düşmanlığınızı niye gizliyorsunuz? Niye sahtekarlık yapıyorsunuz? Açık açık söyleyin ya. Biz Allah'ın peygamberine inanmıyoruz deyin. Biz de sizin ne gavur olduğunuzu görelim yani. Bilelim. Takiye yapmayın. Böyle yanlış itikada düşmekten Allah Teala'ya sığınırız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkan ahkamı bizlere getiren ashab-ı kiramdır. Onlara dil uzatılınca onların getirdiği şey de kıymetten düşer. İslamiyeti bizlere getiren ashab-ı kiram arasından belli kimseler değildir. Bunda her birinin hizmeti payı vardır. Hepsi adaletle, doğrulukla öğretmekte müsavidir. Ashab-ı kiramdan herhangi birine dil uzatılınca dini İslam kötülenmiş, sövülmüş olur. Allah Teala bu çirkin hale düşmekten hepimizi korusun. Amin. Aşağı yukarı 500 bin ila 1 milyon tekrarlarla beraber hadis-i şerif vardır. Ashab-ı kiramın bize naklettiği, kayıtları alıp bize naklettiği hadis-i şerifler. Tekrarları çıkarttığın zaman 100 bin, 150 bin civarı hadis-i şerif kalır. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği sözler. Yani Kur'an'ın ilk yorumu, ilk tefsiri. Şimdi bu 100 bin, 150 bin hadis-i şerifi kaç sahabe bize rivayet etti? 50 bin, 60 bin civarı sahabe ismi geçer. Şimdi batılı müsteşrikler hadis iliminin bize ulaşma şeklini araştırınca şöyle diyorlar. Müslümanlar o kadar hassas, ilmi meselelerde, ilmi nakillerde o kadar namuslu davranmışlar ki sırf peygamberlerin yalancı çıkartmamak için 100 bin sahabeyi fişlemişler. Fişlemişler ne demek kardeşler? Bize bu hadis-i şerifleri getiren insanların teker teker aileleri, hayatında yalan söyledi mi, söylemedi mi? Hayatında içki içti mi? Hayatında zina yaptı mı? Buna rical ilmi denir. Bir hadis bize nakledildiği zaman hadisin senedine bakılır. Senette yalan söylemiş, yalan söylediğine denk gelmiş bir adam varsa o hadise zayıf hadis denir. Hadis sahih bile olsa, Muhammed Aleyhisselam'dan geldiği sabit, kesin bile olsa sadece rivayet zincirinde bir tane yalan söylediği ya da bir kere içki içerken görülen bir adam varsa o sahabe içinde o hadise zayıf senetli hadis denir. Buna fişleme denir. Bütün sahabileri, Müslüman alimler fişlediler. 80 bin, 100 bin sahabenin ismi var rical ilminde. Bu sahabilerden senette hiçbir açıktan günah işlediği görülmemiş sahabe varsa buna hasen ve sahih denir. Hasen ve sahih hadis-i şerif ayet gibidir. Muhammed Aleyhisselam'dan geldiği sabit olan hadis-i şerif. Yüz binlerce insanı fişlediler. Sadece hadislerin bize geldiği doğru olduğu netleşsin diye, delillensin diye. Bu kadar hassas davrandılar diyor müsteşrikler bile. Batılı, İslam'ı araştıran ve İslam'da açık bulmaya çalışan ilim insanları.